Başvurusu nasıl olacak? Şimdi şu ana kadar genel kuralları koyduk. Genel kuralları koyduktan sonra belge süreçleri nasıl olacak? Belge süreçlerimiz e-devlet üzerinden olacak. E-devlet için ne yapıyoruz? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ana sayfasına girip oradan turizm amaçlı konutların kiralanması için belgesi başvurusu bölümünden giriş yapıyoruz. Herhangi bir şekilde bir iltifat göndereceğimiz zaman 15 haneli sayı sizler tarafından aktifledikten sonra sisteme yüklenmiş olur. Biz bunları otomatik olarak sizlerde sayfa otomatik olarak isteyecek. Güzel kişilik ya da gerçek kişi ayrımı yok. Sayfaya başvurabilmek için mutlaka yapını bilmiyorsunuz. Bu ETS'e nasıl hale getirilir? Şirketlerde bu tanımlanmıştır. 2019 yılında ticaret kanunu kapsamında daha sonraki süreçte E-Devleti'ne girerek, şirket imzayı ettiniz, E-Devleti'ne girerek aktif hale getirilmesi yeterliydi. Şahıs işletmelerinde nasıl olacak? Bu şahıslarda konu sahibi değilsiniz. Yani bir ehvanız ve bir tane ihtiyaç ettiğinizde sisteme tanımlanmış olabilir. E-Devleti'ne girip bunu aktif hale getirmeye çalışırsınız. Eğer E-Devleti'niz aktif hale gelmiyorsa, sizin vergi kaydınız yeni olabilir, sizlere de açılmamış olabilir, her yerde kullanmamışsınızdır. Bunu hedefeye giderek aktif hale getirebilirsiniz. Ama öncelikli olarak E-Devleti'nizden bir deneyin. Bunun çıktısı almanıza gerek yok. 15 haneli bir sayıdır. Artık 15 haneli sayıyı ayrıca bir şekilde alacağız. Sisteme yüklemiş olacağız. Diğer evraklarımız ne? Nüfus cüzdanı, bir tane kimlik kartınızı isterim. Nüfus cüzdanı nasıl gelir? Üzerinde imzası olan yeni defne nüfus cüzdanı ise başvuru evrağımız. Üzerinde büyük ihtimalle imzanız var. Onları bir kontrol edersiniz. Eğer imzanız yoksa noterde bir imza beyannamesi içine koymanız gerekecek. Yani burada aslında ne? Sizler adına gerçekten o bulunduğu sahibi olduğunuzu daha sonraki süreçte tapu kayıtlarıyla eşleştirirken ıslak imzaları attığınız evraklarda bunların karşılaştırılması yapılmasını olanak sağlayacak. Yani kimlik kartımız bu. Burada bir diğer şeyimiz var. Yabancılar da burada bizde işletmiş olabilecekler. Yabancılar için ne vardır? Pasaport vardır. Pasaportta imza vardır zaten. Pasaportun yanında Türkiye'de yabancılar gayrimenkul denilirken mutlak surette vergi kimlik numarası vardır. Yani bir vergi kaydı açılıyor olarak. Varsa vatandaşlık numarası da kimlik numarası da varsa onları da ne yapabilir? Kullanabilir. Kimlik numarası yoksa yani yabancı için bir kimlik numarası tanımlanmamışsa mutlak surette vergi kimlik numarasını girmiş olacak. Pasaportunda imza varsa ikinci bir imza beyannamesine gerek yok ama yabancılar Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında olduğu gibi E-Devlet'e girişim imkanı yok. Onlar ne yapacaklar? Bir Türk vatandaşına yetki verecekler noterden. Yani benim adıma Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki turizm amaçlı konut başvurusunda bulunmak üzere yetkilendirilene dair ne yapacak? Bir vekaletname verecek. O vekaletname ile şahs ne yapacak? E-Devlet'e girerek kendisi yabancı adına, yabancı burada bir onları yüklemiş oluyoruz. Bir de şahıs şirketleri var. Bunlarda mühendis numarası olmayabilir. Mühendis numarası yoksa diyor. Buradaki senin belki kimlik numaranda onun yerine geçer yönelmektedir. Herhangi bir şekilde işlem vekaletle yürütülecekse bu eşler arasında dahi olmuş olsa, aile bağlı olmuş dahi olsa ne yapıyoruz? Noter evramını ibraz ediyoruz. Noter evramından kastımız nedir? Sizlerin içerisinde kötü ve kötü bakanlığı ibaresinin geçmiş olduğu bir cümle yeterli mutlaka orada turizm amaçlı konut ibaresi geçmesi de şart değil. Resim işlemlerde kullanabileceğiniz genel bir vekaletnameniz varsa bunu biraz daha güncel olursa çok daha iyi olur. Yani 10 yıl önceki bir vekaletnameyle iş yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama yardım edin. O vekaletnamenin gittiğini, süresini gittiğini bizim bilme şansımız yok. Evet, yani en kritik yere bir süre evvel saydık, başka bir saydık ama sisteme bir de tapu yükleyeceğiz. Bu tapumuz nasıl olacak? Asıl olan konut, mesken, iki katlı kabir ev, üç katlı betonarme bina gibi içerisinde ev, mesken, konut ibarelerinin geçtiği tapu. Asıl olan bu. İkinci bir seçeneğimiz var nedir? Yapı kayıt belgesi. Yapı kayıt belgesi de demiş ki Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ben şartları tutan 2017'den önceki şartları tutan herkese bu yapı kayıt belgesini verdim diyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilmemiş aktif olanlar ve cins tanımı konut olarak tanımlanmış olanlar bizler tapuya işleme şerhi şartı olmaksızın bu başvuru yapabilecekler. Yani bizim için burada iki tane kriter var. Bir tapuda mesken konut
ibaresinin geçtiği bir kapı kaydı. İkincisi ise yapı kayıt belgesi. Bu da ne olacak? Ticari olmayacak, ofisi olmayacak. Sadece ve sadece konut olacak. En asli iki evramız bu. Sisteme yüklemeniz gereken asli evramız bu. Yapı kayıt belgesi var ise, yapı kayıt belgesiyle beraber aynı anda tapunuzu koyuyoruz. Tapu, arsa, tarla, incir bahçesi, görüş, inç önemli değil. Tapu burada sizde yapı kayıt belgesi arasındaki zihniyet bağını kuracak. Yani oranın size ait olduğunu ne yapıyorsunuz? Belgelendirmiş oluyorsunuz. Hazine arazilerindeki yapı kayıt belgesindekine tapu koyamadığınız sürece başvurunuz reddi olacaktır. 2B satış süreci devam ediyor. Liman Müdürlüğü size herhangi bir bilgi emretse herhangi bir evrak veremiş ki başvurunuz uygun olmayacaktır, reddi olacaktır. O yüzden şu anda alabileceğiniz yapı kayıt belgesindekine mutlak suriyette sizin mülkiyete ilişkin ikinci bir belge koymanız gerekecek. Cins, tür hiç önemli değil. Tarlada yazabilir, arsada yazabilir. Burada yasak koyucu bize herhangi bir kısıtlamaya gitmemiş. Yani bu belge sitaranındaymış, tarım alanındaymış, farklı bir yerdeymiş dememiş. Ama koymuş olduğunuz tüm evrakların yasal olarak geçerliliğinden sizler sorumlusunuz. Yarın öbür gün belgenizin bir sureti, sizin belgenizin bir sureti Çevre-Şehircilik Bakanlığı'na biz gönderdiğimiz zaman Çevre-Şehircilik Bakanlığı buradaki sıkıntı var der ise yargılanırsınız. Hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suçluyusunda bulunuruz. Gerçeğe aykırı beyan vermekten belgeniz iptal edilir. Bizde şimdi bir tapunuz var. Konut olarak yazılmış. Elbirliği ya da hali mülkiyet dediğimiz işte 1/3, 1/5 olan oranlamalar var. Bu eş, anne, baba, çocuk arasında dahil olmuş olsa burada ne yapıyoruz biz? Birbirimize muvaffakatname vereceğiz. Yani ortada bir paylaşılmış ama kapısını birleştiremediğimiz arazi var. Arazi içerisinde tamamen tanımlı yasal konutlarımız var. Burada sizin sadece arsa payından kaynaklı olarak mülkiyetinizdeki mülkten dolayı siz ne yapıyorsunuz? Lokatta birbirinize mülkata kılıyorsunuz. Basit bir işlemdir. Diğerlerine göre karmaşık bir yapı değildir. El birliği mülkiyeti daha çok bizimlerle karşımıza çıkacak. Atıyorum çokluk konutların olduğu yerlerde burada da ne yapıyoruz? Herkes birbirine muvaffakat veriyor. Yani bir apartmanda yaşıyorsunuz, apartmanda ortak kullanım alanlarınız var. Ortak kullanım alanlarından kasıt nedir? İşte bahçeyi ortak kullanıyorsunuz, bu çevreyi ortak kullanıyorsunuz. Bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Kat malikleri birbirine muvaffakat veriyor. Buradaki muvaffakat nasıl olacak? Diyeceksiniz ki iki türlü olabilir. Bir noterden toplu yapabilirsiniz. Noterden kenarınızda toplu yapabilirsiniz. İkincisi herkesi bir araya toplama şansınız yoksa tutanaktör deyip muvaffakatnamedir deyip altına yazar. Türkiye ilçesi, Taşyaka Mahallesi, Yusufat'taki işte Safretliler Apartmanı 3 nolu dairenin kiralık, ünlü kiralık kullanmasına izin veriyorum, muvaffakat veriyorum. Türk Savaşı kullanmasına izin veriyorum, müsaade ediyorum. Buna benzer birkaç cümleyle ne yapıyorsunuz? Muvaffakat veriyorsunuz. Apartmanda siz bulunduğunuz apartmanda toplam mülk sayısı bir işletmeciye ait, bir işletmeciye ait toplam mülk sayısı değişik geçiyor ise iş yer açma, çalışma, ruhsatı almak zorundasınız. İkincisi, toplam dairenin bu apartmandaki ticari müdürler hariç toplam dairenin %25'ini işletebilirsiniz. Buradaki kasıt nedir? 8 dairelik bir apartmanda sizin en fazla mülkünün 3'ü 5'i sizinle ait olsa, sizinle ait olsa 2 tanesi üzerine belge alıyorsunuz. Buradaki amaç nedir? Niçin yasa koyucu bunu koymuş? Yasa koyucu diyor ki ben hiçbir şekilde bu yasayla bir başka yasanın önüne geçmem. Yani siz burada normalde tesisin tamamını işlettiğiniz zaman bir şey açma çalışma ruhsatı almak zorundaysanız buraya burada bir şey açma çalışma ruhsatı alacaksınız. Burada asıl olan diyor kanunu bir başka kanunla hüyle yoluyla tekrar etmemek tabiri caizse. Benim diyor burada 125 kuralım var diyor. Uyarsa belgen alırsın diyor. Uymazsa eski tamamı seninse diyor. O zaman diyor belediyeye gidersin. İş yerleşme çalışma ruhsatını alırsın. Benden de gelir de turizm işletme belgeni alırsın diyor. Buradaki mantık 125 kuralı budur. Yani bir işletme tesisin bütünlüğüne sahip olamaz. Tesisin tamamını yapamaz. Ama burada ne vardır? Kriter vardır. Arazi sizin katlı kahveye yazıyor. 3 katlı yakınlarında bina yazıyor. Başka da sizin mülkiyetinizde herhangi bir şey yok. O zaman siz tek başınıza tapu sahibi olarak buradaki işletmenin sahibi olabilirsiniz. Yani
burada herhangi bir kat mülkiyeti, kat irtifatı ya da 125 kilometre yok. Arazi oldukça geniş bir arazi. İçeride 20 tane villa var. Arka arkaya villalık var, bağımsız bölüm var. Burada da yine 125 kuralı uygulanmıyor. Arazinin tamamı, içerisindeki ülkenin tamamını tapulu olduğu tapu üzerinde konut tapusunun eklendiğini öngörerek, yaprak belgesinin eklendiğini öngörerek bu cümleyi kuruyorum. Oralarda ne yapıyoruz? Villamız 20 tane de olsa, 30 tane de olsa, 100 tane de olsa aynı parsel içerisinde, aynı adres ile de aynı parsel özün verdiği alma koşullarımızdaki dön şarttır. Bu bağımsız yapılarda, villalarda sınırlamamız yok. Apartmanlarda dedik, muhafazakhane vermemiz gerekiyor. Aynı apartmanda 3 yıl iş yapıyorsak, herkes birbirine muhafazakhane vererek toplu bir sözleşmeyle, toplu bir kararla bunu yapabilir. Bunlar yönetim olmayan apartmanlar olarak değerlendiriyoruz. Bir de siteler var bizim. Kabloklu, sayısının birden fazla olduğu yerlerde site yöneticileri olan yönetim tarafından yapılan yerlerde ne yapıyoruz? Biz sitedeki oturanların tamamının istisnası tamamının 100 tane daire varsa 100 dairenin tamamının istisnasız oy verdiği kararı veriyor. Ve daha önce dönemlerde buna ilişkin bir yönetim kurulu kararı alınmış, takdir işlenmiş ise bu karar defterinin notere onaylatılması yeterli. Burada birden fazla şey karşımıza çıktı. Bu site içerisindeki yapıların siteliğiyle yönetilmesi ya da bireysel olarak işletilmesi durumlarında şeylerimiz birbirinden farklı olacak. Aynı adres ya da aynı parsel dedik. Aynı adres ya da aynı parsel çok kritik bir cümle. Tanımlaması yapılmış olan adreslerdeki cümlemiz anlamamız gereken şey bir yerde 5'ten fazla bir malik adına gayrimenkul valisi, konut valisi 5'i geçiyor ise iş yer açma çalışma ruhsatına tabi. %25 kuralı aynı geçerli. Üzerinde bir de 5 dairenin üzerinde bir ülke sahipse iş yerleştirme üzerimize almak istiyorsak altı ve üzerindeki şeylerde ne yapıyoruz? İş yer açma çalışma ruhsatı zorunlu. Burada iş yer açma çalışma ruhsatında biz belediyeyle görüştük. Yeni bir başlık açıldı. Şu an 2003 koduna endeks olarak kısa süreli kiralanması diye, konutlar kısa süreli kiralanması diye iş yer açma çalışma ruhsatı düzenlenecek. Şu an Bodrum Belediye düzenliyor, Dalaman düzenliyor, farklı belediyeler düzenliyor. Belediye belediyesi yakın zamanda düzenlemeye başlayacak. Biraz daha ev pansiyonculuğu modeline yakın ruhsatın en kolay alınabileceği diğer ruhsat modellerinde bir model. İş yer açma çalışma ruhsatıyla ne yapıyoruz? Diğer evlatlarımıza ilave burada sisteme dahil ediyoruz. Asıl amaç burada neydi? İşletmemizin ticari bir işletme olması yolunda veya bir kişilerin işletilen bir otel pansiyon istasyonuna çıkartılması gerekiyordu. Oy birliği kararını ne yapıyoruz? Noterden onaylatıyoruz. Bir de residence'lar var. Residence'lar eğer varsa onların müracaatları yine evleri üzerine yapılacak. İşletmeleri bakanlık tarafından sağlanacak. İşte onların kriterleri var. Kriterlerle diyor şey, resepsiyonu, güvenliği, çamaşır yıkamayı, bir havuzu, yetsek sayı, mahke saymış bunlar diyor. Bünyesinde bulunanlar diyor, resepsiyonu diyor. Bunlar belgelerde resimler yapacağım diyor. Bakanlık kontrolörleri gelecek. Bakanlık kontrolörleri geldiği zaman tesisinizin arkadaş burası konut olmaktan çizmiş artık bildi. Ticaret haline olmuş, otel olmuş derse başvurucu reddeder. Burada en az resimlerde en az 3 tane kapınız olacak. Yani kapı sahibi 3'ten fazla olacak. Katil ilişkisi, katil ilişkisi konut olarak tanımlanmış olacak. Yani bizim baştan beri en çok neyi vurgu yaptık? Konut ibaretine vurgu yaptık. Eğer sizin 20 tane tapunuz var, tamamı ofis geçiyorsa, geçmiş olsun, belki alamazsınız. Orada ticari yazıyor, farklı bir şey yazıyor, belki alamazsınız. Özgürlükler için. Özgürlükler çok fazla gizli olmadığı için orayı biraz daha geçmiş olalım. 1 Şubat'tan önce ilk olarak seçimli olan bir farklı bir çalışma olacak. 1 Şubat'tan sonra başvuru yapanlar artık mutlak surette tehdiye alanlarında kalmış olacak. Bir de özellikle bir konu siteleri var. Biraz önce bahsetmiş olduğum 3-5 milyon işleten siteler var. Burada konu siteleri yönetim planında site tarafından yöneteceğine dair yani bu şeylerin site içerisinde ticaret payı yapılacağına dair özellikle bir taraf
oy birliği kararı almış, seçimdeki herkesten oy birliği kararı almış, bunu nereden olaylatması gerekiyor. Burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Burada konuk idaresi, genel adına güvenliği düzenledi bir şekilde olarak. İkincisi, yönetimin ikinci bir şeyi varsa, işletme şirketi varsa, burada oy çokluğuyla ikinci bir karar alacak. Yani benim buradaki işte şu 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 ülkedeki, şu 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 taşınmazdaki, şu şu adresindeki ticari üretimi şu işletmemiz kiralayabilir, pazarlayabilir, ticari ürüne dönüştürebilir diye. Bunda oy çokluğu yeterli. Dedikleri okuyan onaylı kararlarımızı bekliyoruz. Üçüncü olarak bir tane belge aynı anda da verilebilir. Veya siz diyorsunuz ki ben hiç şeyle uğraşmak istemiyorum. Bu konutumu ya da sistemi oradan bir de belki arkası pazarlasın derseniz diğer ajansı işletme merkezinin üzerinden yani bu ikinci kararı diğer ajansı olarak izlerse diğer ajansı için durumda vermeyi anlayabilirsiniz. Belgelerini de bilirsiniz. Sadece sürekli gönüllü kolaylık var. Ön koşulları sağlarsanız. Ön koşullar oldukça sağlar. Üstelik konularda kendimizi yani bahsetmiş olduğumuz o arkadaşlarımızın insanları inandığı olabilir. Bir sizin ayıtları uzattı. Kapıları mesken olarak geçiyorsa siz bunları tekrarıyla bana bilirsiniz. Birden fazla pazarlama şirketiniz olabilir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz sitelerin geçerli olan bir yapı. Başvuruyu vekaletle yürüteceksiniz. Yabancılardan vekaletten zorunlu. Tecekilik numarasıyla gireceğimiz sorumlu. Ama siz herhangi bir ait bir mülkü sisteme tanımlamak istiyorsanız onun size bir vekalet namı vermesi yeterli. Zaten biz sahneye girdiğimiz zaman, başvuru sayfasına girdiğimiz zaman ilk soru vekaleten bir işlem yürütümüze dair bir şey var. Vekalet işlemi yürütüyorsanız kimlik belgenizle beraber, kimlik kartınızla beraber markasını atmak vekalet namıyla istiyorsunuz. Klasik bir şeydir bu. Gerçi aykırı bir beyanlar olursam bunun nedeni ödeyelim. Klasik bir cümlemizdir. Daha önce görenlerde basit ama şu an birçok işletmediğimiz gerçi aykırı beyanlar yargılandıklarından belirtmiş olalım. Şimdi devletlerden başvurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Devletlerden sistemine devletlerimizi yükleriz. İçerikten sonra devletlerden gerekiyor. Devletlerimiz olarak işaretlediğimiz için konu olarak işaretlediğimiz Ankara'ya bakanlığı sayfalar için onun dışındaki konu olarak gördüğümüz müşteriler bizim konudaki bizim görüntü arkadaşlarımız yanında düşecek. Evet, şimdi hiçbir şekilde karşılaş gördüğünüz bu olayı gördüğünde tamamen kanunun çizdiği çerçevede işte konu ibaret yer alan şartları taşıyan belgelere siz beyanları doğrultusunda ruhsat düzenlenecek, izin belgesi düzenlenecek. Yani burada tam tersinde bir işlem görüyor. Bunun gerekçesi de sizin şu anda konutlarınız dokunulmaz konumda. Ama siz sisteme başvurunuzu yaptınız. Arkadaşlarımız belgenizi onayladı. Artık siz konut değilsiniz. Sizler birer ticaret yapıyorsunuz. Artık o saatten sonra bizler ya da tam herhangi bir birimin sürükleyesiniz de devletleme yetkisine haiz oluyor. Hakkı savcı kararı gerekiyor. Sizler birer ticari işletmesiniz. Buradaki mantıkta bu. Sizin beyanınız doğrultusunda bir olarak düzenleniyor. Yaşı aykırı beyanda bulunan zaten bir deneyi vardı. Hakkı idari sonuçları vardı. Önce verdiğiniz iptal edin. Arkasından bir hakkı süreç başlatıyordum. Buradaki şey de bu. 30 gün içerisinde kesinlikle gelen sizlerin tesisine geliyoruz. Tesisinize geldik. Belgelendirme için verilmiş olan kriterleri ne yapıyoruz? Yerinde görmeye başlıyoruz. Tesisinize geldik. Değer ettiğimiz evrak artık yine sağdaki fiziki olarak gördüğümüz arasında fark var. Burada gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan 101 TL, 1 milyar TL cezanız var. 15 günlük süre veriyoruz ve eksiklerinizi tamamlayıp yoksa belgelenecek miktar ekleyebiliyoruz. Burada şimdi farklılıkla yerinden ayırt ederek burada gerçeğe aykırı beyanda bulunma yok yani evrakta herhangi bir olağanlaşılık yok. Sadece sizin beyanlarınızda bir olağanlaşılık var. O olağanlaşılıklarda ne yapıyoruz? Bizi tespit ettiğiniz, tesis ettiğiniz niteliklerinde ya da farklı bir şeyle karşılaşmamız halinde ne yapıyoruz? Size bu cezasını vermiş oluyoruz ama öncelikli olarak bilgi sistemikler karacası durdurulmuş oldu. 15 gün sonra da belgeniz iptal edilmiş oluyor.
Biz belgeyi düzenlediğimiz zaman bölgenin bir örneğini demir jandarma, maliyette, ondan sonra çevre şehircilerle, Kuvayi Partisi çevre şehirciyle ilgili kurumlara, ilgili birimlere gönderiyoruz. Belgeniz düzenlendiği zaman gönderiyoruz, belgeniz iptal edildiği zaman da gönderiyoruz. Bir de bizdeki bütün belgeler şu anda deniz turizm araçları ve denizdeki faaliyetler haricinde vatandaşın ana sayfasında herkes tarafından böyle bir şekilde, görecek şekilde bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. Belki değil de yapılır. Bir diğer şeyimiz, ben evde oturuyorum. Oturduğum evin birkaç odasını kiraya veremiyorum. Oturduğum evin birkaç odasını kiraya verdiğim tespit edilseydiler, belgesiz nerede ne işlem yapılıyorsa 100 bin, 500 bin, 1 milyon bilgileri burada da geçerli. Burada asıl olan yine artık evet diyor ki 3. ve son aşamada konut olduğunu beğenmiyorsan konut olarak diyor bunu yapacaksın diyor. Şimdi başvurumuzu yaptık, belgemiz düzenlendi, bizim önümüze, sistemimize sizlerin devletleri düştü. Gün saat verildi, o saat geçtiğinde yani geçtiğinde nelerle karşılaşacağız. Yani o taraflar geçtiğinde bulunması gereken şeyler nelerdir? Bunlara bakalım, oldukça basit. Aynı tuvalet eski bir evde olması gereken, çünkü bir konut tarihimiz var burada. Belgemizde konuta verilmiş, ne yapıyoruz? Bir mutfak. Mutfak burada izole bir mutfak olmayabilir. Açık mutfaklarda kalmıyor ama mutfak olarak düzenlenmiş bir mutfaktan bahsediyoruz. Onun dışında yatak odası. Her bir yatak odası iki kapasite olarak değerlendirilir. Kapasitenizde gizleyebilecek tesis kapasitenizde yazarken de başka bir esnasında bu şekilde verilmiş olur. Yani buradaki kapasiteniz iki. Odanızın 100 metre olması bir şey ifade etmiyor ama 3 metrelik, 5 metrelik, 10 metrelik bir odaya da genel şekilde kapasite verilmeyecek. Yani normal şartlarda bir insanın yaşam alanı gözükmüyor. İşte resim çarşaf havlusu, çarşırma makinesi bunlar yine olacak. Bir diğer şeyimiz yanında dedektörü. Yani burada bir insan ne yapıyor? Hiçbir yok. Yaşaplı yüzlere sorulmuş ama burada yanlı yönetmeliğine tahmin edilmemiş. O yüzden hariç her bir konuda koridor tarih olmasını anlıyoruz. Yanlı dedektör koyuyoruz. Bunun merkezi sistem ya da farklı bir tanımlaması yapılmamış. Burada yasak oyucu dedektör demiş. Yasak oyucu dedektör dediği için yanlı yönetmeliği de aslında bulunmadığı için biz geldiğimiz zaman şimdi yanıt söylenen bir dedektörü görmemiz yeterli. Yani bu nedir? Bunun piyasada satılabilen bir şartı ya da normal şekilde çalışabilen bir elektrik kullanabiliriz. Her türlü bir yanlı dedektör kabul ediyoruz. Bir yeni toz içeren bir yandı tüpü, yani o klasik altı tüpler vardı. O her bir dairede bir tane olması yeterli. Her bir dairede bir tane olması yeterli. Bir diğer şeyimiz, kapı arkalarına kaçışmayanı koyacağız. Yani şu an, nedir bu? A4 ya da A4 ne biraz daha büyük bir olabilir bu. Şu an buradasınız, acil çıkış yapısı burada. Sadece kapıyı göstermemiz yeterli. Yani basit bir kuvveti. Bizler de böyle 5-10 kat, 20 kat apartmanlar olmadığı için bir de çok bunu mimarın mühendisliğe çizdirmenize gerek yok. Köşasiden çok basit bir şekilde bulunduğu her bir kapı, tuvalet, banyo, ağaç, her kapının arkasında bu da ne olacak? Bulundurmuş olacağız. Kapasite verilerken biz kriterimiz ne olacak? Dairenin büyüklüğü yatak odalarını sayıyoruz. İki yatak var. Her odaya iki yatak olarak kapasitemiz verilerek salonumuz çok güzeldir. İki tane çek yatağımız vardır. Tek yatak kullanabilecek bir şey vardır. Tek yatak kullanabilecek. Bunlardan aldığımız artı iki koyabiliriz kapasitenize. Ama hiçbir şekilde konut kapasiteniz 12'yi oluşturacak. Konut kapasitesi 12 maksimum. Bunu belirlerken 0-2 yaş grubu, bebek grubu hariç. 0-2 yaş grubu yani 3 ve 3'lerindeki sizin bir işletmenizin büyüklüğünde olursa olsun maksimum kapasiteniz 12. 12'yi geçmeyeceksiniz. 12'yi geçtiğiniz anda ne olur? 12'yi geçtiğiniz zaman kanunlar yine bir bununla karşılık koymuş. Yani çok yerde olmayacak bir şey. Fazla yolcu görüşünü bununla bir karşılık koymuş. Ceza olarak da 100 bin TL koymuş. Yani burada 3 ayda, 3 ayda, 4 ayda birleşerek 20 bin lira kiralamış. Sizin bilginiz dahilinde, kontrolünüz dahilinde olması öngörülüyor burada. Öngören ödediğiniz bir şey olursa ceza işletmeciye geliyor. Yani burada jandarma polis ya da farklı bir kurum geldi. Siz dinlesiniz de 13 kişi yakalandığı 3 yaşının üzerinde o zaman bunun bir bedeli var. İşletmeci olarak bunun bedeli sorumluluğu sizde. Zaten birlik bildirim sistemiyle ilk sizde sorumluluğu sizdeydi. Bunun bedelini ödemek size çıkartmış. Bunun sahibi olarak
bilim sisteminin stres tanımlanması nedenlerine bir tanesi de bu. Evet, bayağı bir tanımladınız şimdi. Silah sorucusundan artık işletme ve tarafındaki yüz akımız bütün dünyanın şu an farklı sayfa bu ortamda başlayan sayfalardır. Bu ülke hakları güvenli bir sorun sahibi. Bir şey geçelim buradan.